Şehir Ramazan'dan Üsküdar Fethipaşa Korusu Dilruba Restoran'dan merhaba. Her zaman olduğu gibi karşınızdayız. Ramazan ayının bu mukaddes, bu kutlu ayın son günlerindeyiz. Son demlerini yaşıyoruz. Bir yandan bayrama erişecek olmanın heyecanı içindeyiz, coşkusu içindeyiz ama Ramazan'a veda ediyor olmanın hüznü de var. Bugün işte biraz bunları konuşacağız. Geçen günlerden hareketle oruç ibadetini de konuşacağız bir yandan ama asıl konumuz tecdit konusu. Belki anlamını bilmeyenler, merak edenler vardır. Hemen bu konudan başlayacağız sohbete. Ardından Kadir Gecesi'nin anlamına değineceğiz yine dün yaptığımız üzere. Ama her zamanki gibi gelin hep beraber Mustafa Karaman Hoca'nın sesinden o Allah-u Teala'nın ayetlerine kulak verelim. Hep beraber seyrediyoruz. Euzü billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإن يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى
İnni ana rabbuke fahla'na aleyk. İnneke bil vadil muqaddesi huva. Sadakallahul azim. Evet, ben hemen hiç vakit kaybetmeden konuğumu tanıtmak istiyorum size. Medeniyet Tasavvurları programından hatırlayacaksınız, TV 111'den. Çok kıymetli isim Suat Alkan bizimle beraber bugün. Aynı zamanda her zamanki gibi yazar Metin Karabaşoğlu eşlik edecek sohbetimize. Tecdidi konuşacağız dedik. Kur'an-ı Kerim'in anlamını, İslamiyet'i ve yaşantımıza sirayet eden o büyük kısımlarını konuşacağız. Bir yandan da medeniyet ve sanat konusunu ele alacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hamdolsun. Sizler de iyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Evet, bugün pek çok konu var konuşacağımız. Büyük konular seçmişsiniz. Evet. Bu kısıtlı dar vakitte böyle biraz temas etmeye çalışacağız hepsine. Ama her zamanki gibi ayet-i kerimelerden başlayalım istiyoruz biz Allah'ın kelamına. Taha suresi geldi ekranlara. Oradan başlayacak olursak biz 2. ve 12. ayete kadar olan kısımları seçmişiz. Pardon, 1, 12. Evet, 1'den ve 12'ye kadar olan kısımları. Taha suresi hangi olay ne üzerine indirilmiştir? Bunu biliyor muyuz? Onu bilmiyorum ben. Onu yani uzun bir sure. Hani yekpare olarak belli bir olay üzerine, hangi olay üzerine bilmiyorum. Hani Esbab-ı Nüzul kitaplarına bakmak lazım. Herhalde bir de sebebi vardır. Yani Taha suresini bugün seçmemizin sebebi esas evet. Suat abi. Yani onu ben söylemek isterim bu vesileyle. Ben de hani program yaparken burada beraber hani tasarlarken Suat abinin bize misafir olacağını öğrendiğimde çok memnun oldum. Çünkü Suat abi 80'li yılların başından itibaren tanıyorum. Belki ben hani eğer müsaade ederse kendisini hani tanıdığım kadar birkaç kelam etmek isterim. Yani Suat abi, Suat ismi üstadın koyduğu bir isim Suat abi. Oradan başlayalım. Bediüzzaman'ı lise yıllarında Bediüzzaman'ı görmüş ve sen Suat'sın mı diyor Suat benim abi. İsmim asıl üstadını koyduğu Fuat'tı. Fuat'tı, evet. Fuat. Evet. Fuat koydu. Ben Fuat'ım yani. Evet, evet. Anlamı nedir? Sağ belki merak edenler vardır. Fuat ismi. Bir küçük yanılgıyla Suat kaldı ama aslı Fuat. Fuat kalp demek değil mi? Efendim? Kalp anlamında mı? Gönül anlamında mı Fuat? Fuat kalptir. Evet. Suat da saadettir. Evet. Yanılgısı bile güzel. Çok güzelmiş evet. O zaman. Evet. Üstadın iki tane kardeşin oğlu var, yeğeni var. Evet. Onlardan biri Fuat, biri Suat. Vefat eden Fuat galiba onun yerine Fuat, koymuş. Fuat Bey'i çok sever üstad. Yüksek okullardayken vefat eder. Evet. Onun için çok acı duyar ve bir paragraf vardır Risale'de onunla ilgili. Onun acısına sık sık temas eder. Şimdi ben gittiğim zaman da zaten Fuat vefat etmiş bir genç. Ben de talebeyim. O Suat Bey ise komiser. Benimle bana vereceği bir isim değil. Çok sevdiğim birader zademin ismini veriyorum derken Bediüzzaman bana Fuat'ı kastetti. Aynı ifadeyi çok sevdiğim birader zadem diye Asa-i Musa'da da bahsediyor zaten. Yani o böyle bir yanıltma. Beni orada rehberlik yapan arkadaşımız sana Suat dedi diye beni yanılttı. O zaman ben de inandım ona. Öyle kaldı. Fuat da güzel. Suat abi. Evet. Suat da güzel. Suat da şey, üstadın ismine yakın bir de Suat Said. Ha, evet. Keşke bütün yanıtlarımız böyle olsun. Hepsi güzel maşallah. Evet. Yani şunu ifade etmek istedim. Hani, Suat abiden Allah ebeden razı olsun. Üzerimizde emeği var. Yani bizim gibi daha sonraki zamanlarda hani yazı çalışması içerisinde olmuş. Yani Risale-i Nur'dan aldığı dersle ilhamla
düşüncelerini, duygularını ifade etmeye çalışmış kişilerin üzerinde yani Suat abinin emeği var. Yani birçok ismi mesela geçen ama ben gün misafir hep ettik. Fuat olarak yaşadım. Maşallah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Evet, mesela Caner kardeşimizi dahil olmak üzere birçok ismin yazı hayatında terakkisinin de Suat abinin vesileliği var, emeği var. Allah'a ebeden razı olsun. Şimdi Taha Allah suresi hep Suat abinin bir şiiri, köşegen şiirinde bir son bölümde Taha suresi ve Yasin suresine atıf var hep. Evet. Değil mi? Gözlerim evet. Bunu biliyorsunuz. Hani gözlerim Taha, evet. Peki. Dilim Yasin. Ben hep merak etmişimdir. Suat abi böyle sakin bir ortamda bulsam da yani nedir Suat abi bu? Siz onun için mi koydunuz onu? Evet. Taha ile Yasin suresi özel anlamlar taşıyan, evet. Sizin işaret etmişsiniz verdiğiniz referansta görünüyor. Evet. Ben de bu şiiri yazdığım zaman Taha'nın derinliğini hissettiğim gençlik yıllarımda, bakın onun tarihi varsa 1986-90 arasında yazdığım bir şiir, Köşegen isminde. Onu o kıtayı okuyalım Suat abi. Okuyalım. Kesinlikle. Yani çok güzel, çünkü maşallah. Merak ederim. Baştan sonra Suat abi güzel. O hani bütün çiçekler ve çekirdekler bir Sidretül Münteha çiziyorlar içimizde. Zaten çok muhteşem başlıyor. Allah razı olsun. Doğru. Yani o zaman ne sizden güzel. Bir dinleyelim mi? Hepsini bir dinlesek Suat ama abi. İsterseniz veya siz bilirsiniz. İster son kısmını dinleyebiliriz. Evet, o kısmını okumayı niyet ettim. Evet, bir deniz feneri gibi dönüyor zaman. Gözlerim Taha, dilim Yasin. Hayat anlamsızlaştığı zaman başlıyor şiir. Aklım Taha, kalbim Yasin. Dönüp eski bir skandalı getiriyorlar gündeme. Gözlerim ve aklım Taha, dilimle kalbim Yasin. Ne güzelmiş. Bu gerçekten hayat anlamsızlaştığı zaman başlıyor şiir. Şiirin asıl anlaşılması gereken nokta o. Yani şiirsiz hayat diye bir şey olmaz. Şiir kaybolduğu zaman hayattan, hayat da kayboluyor. Güzel seçmişsiniz siz Taha'yı. Şimdi Taha suresinin mesela Hazreti Ömer'le ilgili bir hatırası vardır. Vardır. Hazreti Ömer de yani Mekke'nin önemli şairlerinden. Ve Hidayet öyküsüne baktığımızda mesela Hazreti Ömer'in kız kardeşinin hani evine yönlendiriliyor malum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürmek için yola çıkmış. Akrabasından yani Nuaym bin Abdullah onu görünce ve niyetini bu şekilde anlayınca fırsat zaman kazanmak için hani tabii kız kardeşine bir şey demiyorsun filan diye ona bir laf söylüyor. O da ne demek istiyorsun deyince tabii Muhammed senin soyundan değil öldüreceksin ama senin soyundan olanlara dokunmuyorsun filan gibi yönünü değiştirecek ki bu defa şey yapsın hani peygamberimize gidip haber versin tedbir alınsın diye. Bir defa Hazreti Ömer kız kardeşinin evine yöneldiğinde, kız kardeşinin evinin kapısına geldiğinde içeride Habbab bin Eret, Taha suresi o günlerde yeni nazil olmuş. Kız kardeşi Zeynep ve eniştesi Said bin Zeyd'e Habbab bin Eret yine ilk sahabilerden bu Taha suresini okuyor, öğretiyor. Taha suresinin bu ayetleri Hazreti Ömer'in kulağına geliyor. Ve henüz müşrikken onun hani kalbini hani İslam'a karşı yumuşatıyor. Zaten ondan sonra içerideki manzarayı biliyoruz. Yani ondan önceki Ömer, ondan sonraki Ömer ne kadar farklı görüyoruz. Yani Taha suresinin mesela Hazreti Ömer'in hayat yolculuğunda da böyle bir hikayesi var. Suat abi ben özellikle merak ediyorum. O, yani Taha suresinin gözleriyle bakmak nasıl bir şey? Yani Hazreti Ömer'in hayatını değiştirmiş, sizin şiirinize ilham konusu olmuş. Bakmak için yani şair olmak lazım. Yani o gözü kullanmak evet. Bakımından şiiriyet aslında her insanda mevcut olan bir şey şiiriyet. Yani ilhama, evet. Mazhar olma hali her insanda
mevcut olan bir şey ama geliştirilmediği, kullanılmadığı, ihmal edildiği için bu nokta küllenmiş. Yani, hatta biraz da Fuat abi baskılandığı ve çürütüldüğü için de diyebilir miyiz? Yani böyle örnekler de hani yaşanıyor değil mi? Bir de tabii yani, geliştirilmekten ötürü bir de tabii, varsa bile sanki tabii, engelleniyor. Bakın, evet. Bediüzzaman'ın kitabının başından sonuna kadar şiirsel bir dil kullandığını evet, ifade ediyor. Bu şiirsellik bir hakikatin vazgeçilmez açısı. Yani ya ilhama mazhar olacak bir insan ya vahye mazhar olacak. Evet. Peygamberlerin dışındaki insanlar vahye mazhar olamadıkları için ilhama mazhar evet, olmaları söz konusu. Evet. Şairler mutlaka ilhama mazhardırlar ve şairler önde insanlardır. Yani şairlerin yazdıklarından, söylediklerinden sonra öbür insanlar onları evet, duyduğu zaman bir ses duymuş, gerçek evet, bir ses duymuş olarak evet, devam evet, ederler. Bediüzzaman'ın sesi de onu gösteriyor. Bir sünuhat nevinden diye başlıyor zaten Bediüzzaman. Evet. Bu ilhama mazhar olmak ise insanın kimliğinin kendisine ilhamın doğmasına hazır bir şekilde korunması gerekir. O nasıl oluyor Suat? O yani kritik nokta o. En kritik nokta. Evet yani o ilhamın doğmasını hazır müsait halde tutabilmek. Yoksa bakın, şiir yaratılışla evet, ilgili ama devamı da büyük bir mesele. Evet. Yani ben size bu konuyu deşifre etmek anlamında siz soruyorsunuz. Evet. Misaller vermek lazım. Evet, evet. Mesela nahoş bir hal karşısında şair incinir. Evet. Gerçeği inciten papağanı biliyor musun? Biliyorum, biliyorum. Şimdi bu incinme onun çocukluğundan itibaren annesi ve kendisi arasında mevcut ruhi alışverişe bağlı olan bir şeydir. Eğer anneyi çok iyi özümsemişse bir çocuk, anne var şeyde Beyaz Gece şiirinde anne de var. Onu oradan bakmak lazım. Çok özümsemişse çocuk, şiir çocukta da var. Annenin ne kadar yaşlı ve anne olma özelliği, şefkat, evet, tamamen bir şefkat varlığıdır evet, anne. Evet, evet, anne evet, deyince şefkat anlaşılır şefkat, sadece. Evet, evet. Yani en büyük özellik odur. Evet. Şimdi bir çocuğun şefkati anneden kopya etmesi ama şefkat göstermeyebilir başka insanlara. Fakat şefkat ruhuna yerleşmiştir çocuğun. Şimdi şefkat olan bir insan da aleme baktığı zaman her şeye karşı bir şefkat duyar. Evet. Ben Şerif Mardin'e bir gün... İncelik bir duyarlılık. Ha? Yani incelik ve duyarlılık getiriyor evet, değil mi? Duyarlılık evet, geliyor. Önce kendine kendinin oluyor o evet, hal. Ondan sonra o hayat safhalarında tezahür ediyor. Mesela canlı diye çimene basmağa bastığı zaman rahatsız oluyor, olan bir insan vardır evet, şimdi. Bundaki hı, şefkati düşünebiliyor ya, musun? Ya. İşte evet, demek ki şiirin asıl özelliği insanın bütün varlıklar karşısında has tarafını muhafaza etmiştir, etmesidir. Şiire ihanet edemez bir insan. Yani şiir
ihanet edilebilen bir şey değildir. Şiirden vazgeçtim gibi mesela bir kişi hakkında, çok önemli bir şair hakkında söylüyorlar. Artık şiiri bıraktım diyor. Şiir onu bırakmıştır. Yani bir adam şiiri bırakamaz. Şiiri bırakmak imkanı yoktur. Bu şiir mevzunu noktalayalım. Başka bir konuya geçelim. İsterseniz ama ben o Beyaz Gece'deki... Bir de Şerif Mardin dediniz, ben sözünüzü kesmiş gibi oldum ben Fuat bir, abi. Bir defa söyledim. Ya dedim, çimenlere basamıyorum canlıdır diye. Şimdi o nihayet bir şey duyduğu zaman o kendi içinde değerlendiriyor onu. Bilim şiir üzerinden hareket eder. Yani bilim şiiri takip eder. Birisi bana yok, sanat önde değildir, bilim öndedir filan diye söylemeye kalkıştı. Yani cahillik de kolay bir şey değil aslında. Evet. Evet. Şiirle ilgili aslında sizi dinlemek çok güzel böyle. Dakikalarca, saatlerce dinleyebiliriz şiir, ama diğer konular da var. Ki bağlantılı dedik zaten hepsi. Şiir meselesine isterseniz sizin açtığınız konunun tecdit meselesini ele almışsınız. Tecdit meselesi bütün konuları içeriyor. Yani şiire oradan bir daha gelmek imkanı bulunabilir sanat adına. O bakımdan evet. Tecdidi konuştuğumuzda aslında şiirle ilgili de yine başka hakikatlerle ilgili de köprüler kurabiliriz zaten. Evet. İnşallah. İnşallah. Evet. Taha suresini seçmemizin anlamı da böyle demiştik. Kıymetine de değindiniz siz zaten. Şimdi bir hadis-i şerifimiz var. O gelsin ekranlara. Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerifi geliyor. Hep beraber bakalım bugün hangisi bizimle beraber. Ardından bir sohbetimize devam edeceğiz. Evet, Efendimizin bir hadis-i şerifi geldi ekranlara. Tecdit konusuna vurgu vardı orada. Onunla ilgili hadis-i şerif. Şimdi biz de konuşmaya başlayacağız zaten. Tecdit konusunu dedik. Ne demek tecdit? Oradan başlayalım isterseniz. Şöyle doğru bir şekilde anlayalım ki doğru istikamette ilerleyelim. Kelimenin şerhini önce Metin Karabaşoğlu tecdidin ne demek olduğunu söylesin bize. Ben onun üzerinde laf edeyim. Tamam, siz nasıl istersiniz? Fuat abi aslında hani bir giriş yapmış oldu hadisten önce konuya. Yani tecdit deyince bütün her şeyi kuşatan bir kelime diye. Tecdit öyle tek boyutlu bir şey değil diye. Benim hani acizane öyle anladığım kadar ifade. Yani kelime olarak baksak yenileme falan diyoruz ama hani şu bir kere yani yenileme derken mesela bazı yaklaşımlar görüyoruz. Modernist şu bu falan. Hani olanı reddedip terk edip yerine yeni bir şey koymak tecdit bu değil. O artık o şey başka bir şey. Yani olanı çünkü yıkıyorsunuz ve terk ediyorsunuz. Hani tecdit de nedir? Olan hakikattir, olan kıymetlidir ama nedir? Onun üzerine öz sağlamdır, öz temizdir. Onun üzerine zaman içerisinde olur, üstüne toz gelir, kir gelir. Üstündeki hani tozları, kirleri arındırarak yani o özü hani o yeni aslında yani kuşan evet. Bir de evet bu aslına hani şey yap mesela Bediüzzaman'ın örnekti mesela muhakematına koyduğu isim. Mesela Es-Saykalül İslamiye diyor. Yani
yani İslam'ın şeyi, cilası diyor. Yani orada nedir? İslam özünde zaten şey, temiz, özünde sağlam, özünde parlak. Ama nedir? Zaman içerisinde yani asırların getirdiği şeyler olmuş. Yani insanların bakışı kirlenmiş. O bakış, o hakikatin üzerine yani perdeler koymuş, tozlar koymuş, kirler koymuş. Onları arındırıyorsunuz ve de hani yeni zamanda yeni insanların belki zihinleri uzaklaşmış hakikatten. Yani onların zihinleriyle hakikat arasında yani bir köprü oluşturuyoruz. Evet, yaklaştırıyoruz evet, tekrar. Evet. O aslında benim şey. Bilmiyorum Saat abi ne der? Hani tecditten öz itibariyle anladığım bu. Yoksa yani var olan bir öz, bir temel bir hakikatin yeniden ifade edilmesi. Yeni bir dille ifadesi. Tecdit bu. Yoksa olanın, var olan hakikatin asla terk edilmesi değil. Ya da bozmuyoruz. Evet. Onu, evet. Ve bozulması hiç değil yani. Evet. Şimdi tecditten asıl olan şey peygamberimizin haber vermesi. Her 100 senede evet. Cenab-ı Allah bir müceddit gönderecektir diye bir haberin verilmesi. Bunun sebebi şu. 100 sene yeni bir şeyin müdahalelere maruz kalarak esaslarının zedelenmiş olması ve o esasların zedelenmesinden dolayı da izlenmesi gereken yolun neredeyse gölgelenmesi, kaybolması gibi bir üstünün hadise söz evet. konusudur. Şimdi onun yeniden anlatılması lazım. Çünkü 100 senelik bir zaman insanların hayatlarını şekillendirirken bir takım bazı yeni yeni alışkanlıklara sahip olmaları onların arzuları istikametinde gelişir ve o esaslar biraz kaybolur. O 100 sene ondan, yeterli bir süre da, o yüzden 100 sene. Ondan dolayı 100 sene kısa bir zaman gibi ama o 100 sene içerisinde çok şey oluyor. Yani aşağı yukarı 4 kuşak 5 kuşak değil mi? Mesela yani kuşak olarak baksak 4 kuşak 5 kuşak yetişiyor 100 sene içerisinde. Şimdi bir bozulma söz konusu olsa 1 2 3 4 5. kuşağa geldiğimizde değil mi? Artık hani söylediğiniz gibi yol neredeyse üstü örtülmüş gibi. Evet, evet. Tekrar bir yolu göstermek gerekiyor değil mi? Yolu ortaya çıkarmak, yol budur diye. Evet. Zaten bakın Batı'da Rönesans çalışmaları artık Hristiyanlık medeniyetinin insanlık için cevap veren bir medeniyet olmaktan çıkıp bazı safsatalara kapılmış olmasını gösteriyor. Rönesans'ı yapmak isteyen insanlar şöyle bir yenilik yapsak da bu hurafelerden kurtulsak diye aslında Rönesans düşüncesi tecdit bir tecdit düşüncesidir. Ama Batı'nın kendi içinde tarihi süreçte bağnazlıkları ve fazla baskıcı karakterleri onları tam mutlak bir hürriyet içinde tecdit yapmaya yani Rönesans yapmaya fırsat vermemiştir. Ama Rönesans gerçek bir şeydir. Asıl Rönesans İslam Rönesansıdır. Evet bunu soracaktım. Yani, temelleri aslında ne zaman atılmıştı? Yani Rönesans kelimesi yeniden doğuş evet. demek Fransızca. Rönesans yeniden doğuş demek.
yeniden doğuşu gerektiren bir atmosfer vardır orada. İnsanlar artık insan olduklarından, akıllı varlıklar olduklarından çok sıkılan, ezilen, karamsar bir dünya içerisinde yaşıyorlar orada. Bediüzzaman'ın tecdit meselesi ise İslam dünyasındaki Müslümanlığın birkaç yüz seneden beri çok fazla müdahalelere maruz kalmış olması, bu müdahalelerin karşısında toplumun kimliği müdahalelere cevap verebilir şekilde gücünü koruyamamış, kaybetmiştir. Dolayısıyla yeni bir güç kazanması lazımdır. Yani toplumun yeni bir iman kazanması lazımdır. Bunu Bediüzzaman kendi kimliğiyle, yani o yolu açacak şartlar içerisinde çocukluğundan itibaren gelip o kapıyı aralamış, açmış ve göstermiştir. Bediüzzaman'ın gösterdiği şey zaten şimdi bazı hem şiir, hem şair, hem tecdit, hem Bediüzzaman buluştuğu bir nokta var. Bu konuda İslam'ın Dirilişi kitabının sahibi olan Sezai Karakoç önemli bir not düşmüştür kitabında. Diyor ki, inanış dirilişinde en önemli kütle hareketi olan nurculuk belli başlı bir örnektir. Nurculuğun en çok üzerinde durduğu ihlas, inançların gönülde derinleşmesi ve samimi inanışın doğuşu demektir. Allah'a, peygambere, öteye, kadere ve hesaba, gayb aleminin kudret erleri olan meleklere yürekten inanmak, işte ihlas budur. İhlaslı inanış olmadan da gerçek bir İslam insanı olmak, gerekirse İslam uğruna can vermek yolu açılamaz. Nurculuk bu bakımdan İslam dirilişinin, İslam inanışının dirilişi ve bunun belli başlı kadrosu olan nurculuk, İslam'ın ihlas doktrini ve bunun uygulanması, canlanması mihveri etrafında döner. Karşı çıkanlardaki aşırı tepki de göstermektedir ki, inanıştaki bu canlanış problemin şah damarına dokunmakta, başarıyla yürümektedir. Tabi bunu harika yazdığı zaman bu kitap, Sezai Karakoç'un kitabı da toplattırıldı. Şimdi Bediüzzaman'ın ihlas doktrini vardır. İhlas Risalesi bir ihlas doktrinidir. Bir ihlas felsefesidir. Yani daha evvelki ihlas anlayışından tamamen farklı modern düşüncenin getirdiği eleştirel yaklaşıma bağlı olarak, bakın bu konuyu altını çizerek söylüyorum, eleştirel yaklaşıma bağlı olarak bir ihlas doktrini, bir ihlas felsefesi, bir ihlas risalesini vücuda getirmekle Bediüzzaman inanış dirilişinin gerçekleşmesinde lider durumunda kendisini ortaya koyuyor, gösteriyor ve tecdit böylece mümkün hale geliyor. Şimdi bu başarı dünyanın hasedine, haset duymasına da sebep oluyor. Şimdi ihlasın ne kadar prensibi varsa, ihlas prensiplerine aykırı olan her şeyi nurcular arasında yaymaya çalışıyorlar. Nurcular
başlangıçta ihlas prensibini kurgulamadan, tam bir kadro teşekkül etmeden bu hareketi devam ettirirken büyük bir darbeyle, darbeler zamanındaki darbeyle, tam bir darbeyle bu ihlas doktrininden uzaklaştırılmak için ne gayret varsa sarf etmişlerdir. Ondan sonra dolayı 60'lı yıllarım, 60 ihtilali sonra süreci, bir defa sonra 60'ta en başta. En başta üstadın vefatıyla beraber üstadın hizmetkarları, hizmet eden kimseleri bir arada bulundurmaktan son derece rahatsız olmuşlardır. Onların bir araya gelmemesi için çalışmışlardır. 60'tan sonra bu ihtilalden sonra zaten bir araya gelmemek bir şahsı manevinin doğmasını engellemek. Şimdi hala bir şahsı manevi yoktur. Yani Nur cemaati arasında bir şahsı manevinin teşekkülü için ben arkadaşlarla son zamanlarda görüşüyorum. Bir ulema şurasının teşkil edilmesi lazım. Yani nurcular arasında alimlerin bir şurası olması, onun da ruhu bütün cemaatin ruhuna karşı bir mutabakat şeklinde yürümesi lazım. Böyle bir ihtiyaç var şimdi. İhlas Risalesi, İhlas doktrini ne zaman bir uygulama alanı bulursa küfür orada kaybolur. Yani küfür ihlasın karşısında kaybolur. İhlasın olmadığı yerde küfür hakim olur. Peki üstad nasıl detaylandırıyor ihlas prensibi dedik ya hani? Meselenin şah damarı diyorsunuz değil mi? Yani onu Suat abi artık açıklasın hani. Evet. Meselenin şah damarı değil mi? Tabii İhlas. Yani meselenin şah damarı. Evet. İhlassız Müslüman insanı olmak mümkün değildir. Yani ihlas sırf Allah emrettiği işin yapmaktır. Sırf Allah emrettiği işin yapmak gerçekleşmediği zaman yapılan şey Allah'ın emrinin dışında birçok sebeplere bağlı olur. Bu bir putperestliktir. Yani ihlasın olmadığı yerde bir putperestlik vardır. Şimdi bu işin içinden nasıl çıkacaklar? Ama risaleler son derece anlaşılır bir şekilde müminler çok sıkıldıkları zaman risaleleri bir reçete gibi alacaklar. Bizim sıkıntımız nasıl kaybolacak, bunu nasıl önleyebiliriz diye oradan bir daha bakmak ihtiyacı duyacaklar. Çünkü insanlar kendilerini, kayıplarını anlarlar. Kayıplarını telafi etmek için bir çabanın içine de girerler. İnsanlık dünyası böyledir. Ta Adem Aleyhisselam'dan beri böyle. Yani bir çaba insanlığın kaybı karşısında gene insanlar tarafından üretilen bir gayrete bağlıdır çaba. Evet. Bir şey ben söyleyeyim. Suat abi, şimdi tecditten geldik. Yani tecditle başladık, ihlasa geldik. Buradan şu manaya çıkarırız değil mi? Yani o tecdidin de diyorsunuz. O tecdidin olması için ihlas bir kere şey, yani, olmaz olmaz şart. Olmaz. İhlas olmazsa tecdit olmaz. Hı. Ben Yunus Şengel'in Urfa'da yapılan mücedditlik sempozyumundaki makalesini okudum. Harikulade. Ondan dolayı kendisine gittim, Aydın'a. Hem tebrik ettim hem ulema şurasına girmesi için rica ettim. Tamam dedi, hay hay. Ulema şurasına girecek olan insanlar samimi ve bilgili olmaları lazım. Bilgili İkisi ve birden. Samimi insanlar bir salonda toplandığı zaman bu insanların derdinin ne olduğunu çabuk anlarlar. Evet. En çabuk anlayacak olanlar bilgili insanlardır. Evet. İş şairlere bırakılmaz. Ben organizasyon için çalışacağım ama şairler yol açar diyorsunuz. Öyle yani
ki? Gereğini gerçekleşmesi için çaba gösterir şairler. Yani evet. Şairin vazifesi de odur. Şair uykusu kaçar şairin. O olmadan ben ulema şurasının teşkil edilmesi lazım sözünü Bediüzzaman'da gördüğüm zaman uykum kaçmaya başladı. İşaret-ül İcaz'daki bahsi mi diyorsunuz? İşaret-ül İcaz'daki bahsi mi diyorsunuz? Evet. İşaret-ül İcaz'ın başındaki bir heyet. İşaret-ül İcaz'da değil. Sünuhat'ta. Evet, Sünuhat'ta. Evet. Sünuhat'ta var. Sadaret, hilafet bahsi. Evet. Şeyhülislam'ın yerine artık Şeyhülislam yoktur. Şeyhülislam'ın yerine ulema şurası konulmazsa cemaatin muhatabı yok demektir. Şeyhülislam'ın muhatabı İslam cemaatidir, ümmettir. Dolayısıyla Şeyhülislam ümmetin cevap sorusunun muhatabıdır, cevap veriyordu. Şimdi cemaatin ve İslam ümmetinin sorununun karşısında bir cevap arayan ulema şurası yoktur. Evet. Dolayısıyla herkes kendisini ulema zannediyor. Dolayısıyla o olmadığı zaman... Bir de kakafoni oluyor dolayısıyla. Evet. Zihin karıştırıcı bir sürü şey. O zaman da kakafoni oluyor mevcut durumda olduğu bir gibi. Zihin karıştırıcı bir sürü şey. Evet. Değil mi? Din namına konuşuluyor. Evet. Yani mevcut tabloda. Yani bu olmadığı için. Evet, o olması lazım. Ve zaten bir yere de ulaşılamaz galiba değil mi? Evet. Yani bugün Ramazan'ın içerisinde Kadir Gecesi'ni de geride bırakarak veyahut da girmiş olur. Bu hangi gün olduğu belli değil ya, gizli. Ben şahsen Nurculuk tarihinde ta çocukluğumdan beri yanlışları, doğruları, insanların samimiyetini, suistimalleri gören bir kişi olarak bu ulema şurasının teşkil edilmesinden başka bir çarenin olmadığını gördüğüm alimler de aynı şeyi kabul ediyorlar. Yani gördüğüm bilgili arkadaşlar diyorlar ki tamam, eksik olan budur. O zaman bunun için harekete geçme noktasında peki tutan şeyler ne bizi? Bir noktada şimdi bulunuyor. Evet. Devam edeceğiz inşallah sohbetimize. Daha soracağım çok şey var. Ama şimdi Risale-i Nur'dan bir bölüm var. O ekrana gelsin. Ardından biz buradayız. Bu asırda Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükür olsun ki Risale-i Nur'un hakikatine ve şakirtlerinin şahs-ı manevisine, hakaiki imaniye muhafazasında tecdit vazifesini yaptırmış, 20 seneden beri o vazife-i kutsiyede tesirli ve fatihane neşriyle gayet dehşetli ve kuvvetli zındıka ve dalalet hücumuna karşı tam mukabele edip, yüz binler ehli imanın imanlarını kurtardığını 40 binler adam şehadet eder. Ama benim gibi aciz ve zayıf bir biçarenin böyle binler derece haddimden fazla bir yükü yüklemek tarzında şahsı medar-ı nazar etmemeli. Evet, Kastamonu layıkasından bir mektup geldi ekranlara. Devam edelim az öncesinden isterseniz ya da bu konudan da devam edebiliriz sizle beraber. Bence Suat abi dinleyelim. Tamam, evet. Suat abiden devam edelim. Üstadın 117. mektubundan bir bölüm geldi ekrana. Tecdit Aslında. Konusuyla alakalı. Siz zaten bahsediyordunuz. Ha, o mektubu onu... İstersen okuyalım tekrar. Şöyle buyurun, evet. Ben vermiş olayım hatırlamak için. Burada yine aslında şahsa değil, yine bir şey var. Şahıstan öte bir şey, aynı mana var. Ha, bunu ben nazar itibarı aldım söylediklerimde. Eklemek istediğiniz şeyler var mı başka bu bahisle beraber, bu metinle beraber? Şimdi bu tecdit meselesi, güzel. Yani şimdi bu tecdit meselesinde benim düşündüğüm bir ikilem var. İkilem şudur.
Bediüzzaman bu çağın adamıdır. Bediüzzaman sadece Müslümanların imamı değil, dünyanın imamıdır Bediüzzaman. Risale-i Nur, Nur cemaatinin kitabı değildir, dünyanın kitabıdır. Bediüzzaman, Kur'an-ı Kerim'deki ya eyyuhel insan hitabının bütün insanlar için olan bir iman meselesi konumunda tavzif edilmiştir. Bediüzzaman'ın bir tavzifi söz konusudur. Tavzif, tecdit olarak tavziftir. Çünkü onun çocukluğundan itibaren hareketlerindeki nüktelere baktığımız zaman hem İslam medeniyetinin hem endüstri medeniyetinin bütünleşmiş bir tefekkürü onun dilinde eleştirel bir yaklaşım olarak ortaya konmuştur. Bakın tekrar ediyorum cümleyi, algılamak çok zor çünkü bu. Bediüzzaman'ın çocukluğundan itibaren yaptığı, yaşadığı bütün safhalara ve söylediği bütün sözlere baktığımız zaman o sözlerin hem İslam medeniyetinin nüktelerine hem endüstri medeniyetinin nüktelerinin sentezleşmiş bir meselesi olarak eleştirel bir yaklaşım olarak bir sunumudur. Yani Bediüzzaman eleştirel düşünceye sahip olan bir kişidir. Bediüzzaman medeniyet meselesinde daha önceki bir medeniyetin neleri ihtiva ettiğini söylemekle beraber yeni medeniyetin neleri ihtiva etmesi gerektiğini söyleyen bir insandır. Yani bu eleştirel yaklaşım modern yaklaşımdır. Eleştirel yaklaşım olmadan, modern yaklaşım olmadan Müslümanlık üzerine çağdaş düşünce üretmek mümkün değildir. Ben 10 seneden beri diyorum arkadaşlara, bir adamın söylediği sözü batılı bir insan dikkatle dinlemezse, adam sende derse o adam bir şey söylemiş olmaz. Çünkü Bediüzzaman'ın söylediği sözü dünyanın hiçbir köşesinde adam sende diyen insan yok. Niye nurcular veyahut da Risale-i Nur'u temsil ettiğini düşünen insanlar veyahut da Risale-i Nur talebesi gibi görünüp bir mevkiden söz eden kişi olarak, mevki çok önemli. Evet. Kişi olarak söylediği zaman neye Bediüzzaman'ın sözünü küçültsün? Yani küçültmeye hakkı var mı yok mu? Onu düşünmek lazım. Çünkü kıymetsiz hakikatler kıymetsiz ellerde, pardon, kıymetli hakikatler. Kıymetli hakikatler kıymetsiz ellerde kıymetsiz olur. Şimdi Bediüzzaman'ın ciğerim yanıyor dediği kelimelere bakmak lazım. Bediüzzaman'ın ciğerinin yandığı yerde Bediüzzaman'dan laf eden adamlar ciğer kebabı yemeye kalkışıyorlar. Şimdi bu çok ters bir şeydir içinde. Ondan dolayı yemeklerle, ziyafetlerle bu gerçekten Hristiyanlık medeniyetinin de yıkıldığı, Müslümanlık medeniyetinin de inşa edilmesinin engellendiği bir ortamda insanlar her şeyi yemeğe içmeye dökmüşlerdir. Necip Fazıl bunun çok aleyhindedir. Bir adam yemekten içmekten bahsediyorsa ondan korkmak lazım diyordu. Peki üstadı
diğer İslam alimlerinin düşüncesiyle. Ben şundan dolayı söyledim. Şimdi bir medeniyetten söz etmek mümkün değildir. Yani şimdi mevcut bir medeniyet yoktur. Bir medeniyet krizi mi diyorsunuz bu anlamda? Medeniyet krizi peki, evet. Vardır. materyalizm, pozitivizm, Hristiyanlık medeniyetini yıkmıştır. Pozitivizm hakimdir. Materyalizm hakimdir dünyada, insanlar üzerinde. Bütün insanlar üzerinde. Peki ne zamandan alacağız bu medeniyet yoktur düşüncesini? Ne zamandan bu yana takvim belirleyecek olursak böyle? Hangi olaylar, hangi ben kırılma noktası? Medeniyet yoktur düşüncesini. Ya da o bence kaybı nerede yani yaşamaya başladı? Ya, bence şart değil. Önemli olan böyle bir vaka var. Tabii. Yok. Tez yapmaya zaten ondan sonra başladım ben. Yani benim tezim Doğu ve Batı ötesi düşüncesidir. Yani, Suat abi Fransa'da doktora yaptı. Hani evet. Ki Suat abi ben onu daha sonra inşallah ayrıca soracağım. Gene siz izah edin. O Doğu Batı ötelisi olmak kavramını çok önemsiyorum. Tabii. Onu da zaten izahını isteyeceğiz inşallah. Yani Doğu ve Batı ötesi kavramıdır benim tezimin mihveri. O eksen etrafında dönüyor. O bakımdan şimdi pozitivizmin ve materyalizmin yıktığı Hristiyanlık medeniyetinin yerine herhangi bir medeniyet konmamıştır. Bir medeniyete müsaade etmiyor. Yani pozitivizmin ve materyalizmin kurmuş olduğu kapitalizm bütün dünyada yeni bir şeye müsaade etmiyor. İnsanları körleştiriyor. İnsanları körleştirdiği zaman bir insan görmezse, bir insan görmediği zaman duymaz. Duymadığı zaman söyleyemez. Bakın, bir insan görmediği zaman duymaz. Duymadığı zaman söylemez. Bu bir ayete tekabül ediyor. Onlar sağırdır, dilsizdir, kördür. Kapitalizm insanları dilsizleştiriyor, körleştiriyor, sağırlaştırıyor. Ben Sadık Yalçın Uçanlara 92'lerde bir gün medreseye dönerken dedim ki bir körleşme var dedim. Bir körleşme var dedim. O hemen bana dedi ki Amerika'da bir adam körleşme kitabı yazmış dedi. Çok ilgimi çekti. Yani bir körleşme dünyada var. Kimin körleştirmesi? Hristiyanlık medeniyetinin yıkılmasıyla beraber onun yerine ikame edilmek istenen materyalizmin körleştirilmesi. İnsan maddeyi gördüğü zaman ruhu görmez. Maddeyi gördüğü zaman ruhu görmez insan. Yani madde ruhu görmesine engeller. Bu çünkü maddedir. Ruh öbür şeffaf taraftır. Şeffaf değildir. Geçirgen değil. Şeffaf değildir çünkü. Şeffaf. Peki engeller, ötesini görmemize evet. Ne sebep olur? Dolayısıyla saklar, içindekini saklar. Yeni bir medeniyet. Yeni bir medeniyet Bediüzzaman dilinde nesli cedid. Nesli cedid bu medeniyetin ayakları olacaktır. Kalbi olacaktır. Beyni olacaktır. Nesli cedid oluşmaya doğru giderken kafası uçurulmuştur. Nesli cedidin kafası yoktur. Ondan dolayı ben bir yazımda kalbini ve kafasını bitirmiş bir toplumda insan yoktur aslında diye yazdım. Kalbini ve kafasını bitirmiş bir toplumda insan yoktur. Var gibi görülür. İnsanı zaten hayvandan farklı kılan kalp ve kafadan başka nedir? Yani diğerleri bir şey el, ayak, mide. Dolayısıyla hayvanlarda da var. Dolayısıyla insanın Risale-i Nur okyanusuna gabbas gibi dalıp oradan inciler çıkarmadığı zaman sanat doğmaz, tefekkür doğmaz. Hı hı. Mutlaka Risale'ye dalmak
orada yemek aramak için değil dalmak. Kahve içmek için de değil. Yeni düşünceler üretmek için. Dalmak Risale Okyanusu'na. Risale Okyanusu'na dalmak ve oradan inciler çıkarmak ve onları sanat ve bilim alanında kullanmak yeni bir medeniyetin iki ayağıdır. Sanat ve bilim olmadan medeniyet doğmaz. Eğer Yusuf Kaplan'ın söylediği, yazar Yusuf Kaplan'ın söylediği doğruysa, Nurcular'da sanatkar ve mütefekkir yetişmemiştir. Bediüzzaman'ın vefatından sonra diye makalelerinde söylüyor. Ona itiraz etmişler İlim Kültür Vakfı'nda. Biz Nurcu olmayan bir adamdan böyle eleştiriler almak istemeyiz diye. O da demiş ki, yo demiş, ben Nurcuyum. Şimdi ağır, çok tahammül edilmez geliyor tabii. O bakımdan okyanusa dalmak lazım. Evet. İnci başka yerde değil. İnşallah devam edeceğiz sohbetimize. Sizi dinlemek çok keyifli. Böyle benim zihin dünyamda da yeni yeni noktaları temas ettiniz. Yeni pencereler açan. Sohbetimize devam edeceğiz ama sokak röportajı bölümümüz var. Kadir Gecesi'nin manasını sorduk. Cevaplar geldi. Bakalım neler söylediniz. Ramazan ve Kadir Gecesi Müslümanlar için nasıl bir fırsattır? Kurtuluşa ermenin ve kurtulmanın gecesidir. Onu ihya etmek, onu o geceye dek getirebilmek her mümine inşallah Rahman dek gelir. Ve tüm dualar, tüm İslam aleminin duaları kabul olur. Kutsal bir, önemli bir gün benim için. Ramazan da öyle, Kadir Gecesi de öyle. O Müslümanlığın doğuşudur. Allah herkese de nasip etsin. Kadir Gecesi Müslümanların en kutsal ve en yani affedici bir gecedir. Kur'an-ı Kerim'in indiği gecedir. Çok büyük bir fırsat yani, ondan faydalanan bin aydan hayırlıdır yani. Ya değerlendirilmesi gerek, günahların alınması gerek, en iyi fırsatlardan biridir yani. Ya büyük bir fırsat. Beraber keşke o bir an var, onu yakalayabilsek sırtın yere gelmez. Yani Allah bir şey vermiş. Kadir Gecesi son 10 gün içinde, Ramazan'ın son 10'unda. Ama hangi tek şifaylarda diye ama belli değil, bilen yok. Ama her gün Kadir Gecesi gibi davranacaksın. Bulunmaz bir fırsattır. Yani ömrü boyunca insanların kaçırmayacağı önemli, çok önemli, çok önemli, çok önemli. En güzel fırsat, en mübarek gün, en ibadetin ve duaların oluncağı gün, reddedilmediği gün duaların. Onun için çok önemli bir gün, çok önemli bir gece. Ekrana geldi, biz sohbetimize devam ediyoruz. Sohbetin de son demlerindeyiz, son dakikalarındayız aslında ama konuşacak daha şeyler var dedik. Siz şeyden bahsetmiştiniz, sizin çalışmanız, tez çalışmanızın konusuydu galiba. Evet. Doğu batı ötesi düşüncesi. Hep hani biz ikisi... Daha önceden de Suat abinin yazılarında, evet, da ben okumuşum 80'lerde, yazılarda da vurguladığı bir şeydir. Yani doğu, hatta bir yazınızın başlığıydı galiba, doğu batı ötelisi olmak. Yani ne, evet, demek? Biz hep onları çatıştırıyoruz galiba bir yanıyla, kıyaslayarak, karşılaştırarak. Bir yerinde ama... ve öbür yerindeyiz. Ben, evet, bu açılması gereken çok önemli bir kavram. Herhalde yani çok kapalı olmamakla beraber. Doğu batı ötelisi olmak. Medyanın hiç... üstlenmediği bir sorun olarak, evet, daima ihmal edilen bir konu olması bakımından 111'in dışındaki medyada, evet, zaten sağırlar körler arasına katmak lazım. Şener Bey'e dedim biraz evvel, yarı insan vicdanı sizin televizyonunuzda biraz tatmin oluyor diye, başka yer aramıyor diye. Şimdi doğu batı ötesi düşüncesi şu. (Gülüyor)
Doğu peygamberlerin zuhur ettiği bir alandır. Batı da felsefecilerin zuhur ettiği bir alandır. Doğu'da her zaman peygamberler hakimdir, din hakimdir. Batı'da felsefe hakimdir. Şimdi böyle bir ayrım bütün düşünce, bütün dinlerden gelen düşüncelerde var. Yalnız her ne kadar endüstri medeniyetinin, Batı'da gerçekleşen endüstri medeniyetinin temelleri İslam medeniyetinin prensiplerine ve hakiki dinlerin esaslarına bağlı olarak yükselmiş olsa bile, çünkü endüstri medeniyeti nihayet teknik bir medeniyettir. Bu teknik medeniyet de, teknik medeniyetin de doğduğu bir soyut alan vardır. O soyut alan Doğu dünyasıdır. Yani teknik medeniyetin doğduğu soyut alan Doğu düşünce zemini, Doğu düşüncesidir. Yani. Fakat teknik medeniyet Batı'da doğmuştur. Doğu düşüncesinin doğurduğu teknik medeniyet Batı'da olduğuna göre, Doğu düşüncesi Batı düşüncesinin teknik ve endüstri medeniyetini görmezden gelerek varlığını sürdürmesi mümkün olmaz. Çünkü kendisinden doğmuş bir varlıktır. Kendisinin bir eseridir. Çünkü bütün şeyler, teknik medeniyeti ortaya koyan bilginler ilhama bağlı olarak, mesela Arşimet bileşik kapları bulduğu zaman hamamda bize öyle öğrettiler, gerçektir veya değildir. Evraka diyerek buldum diye çıkmış mesela. Şimdi burada teknikle imanın çatışmadığı, birbirine muhalif şeyler olmadığı söz konusudur. Halbuki Doğu medeniyetindeki, artık kalmamış olan Doğu medeniyetlerindeki yaşayan insanlar tekniği kesinlikle kabul etmezler. Mecbur, mahkum oldukları şeyi kabul etmiyorlar. Batı'da da teknik endüstri medeniyetini kurmuş olan insanlar Doğu medeniyetlerini kendilerinin nereden fışkırdığını hesap etmeyerek sürekli olarak inkar cihetine gitmişlerdir. Buradan bir şey, Doğu medeniyetin temellerinin atıldığı yer olarak hani Endülüs'ten bahsedilir. Evet. Oraya varabilir miyiz buradan? Evet, Endülüs'te. Endülüs çok büyük bir medeniyettir. Freud'den şeye kadar, bilginler Endülüs medeniyetinden yararlanıp Batı'ya bilgi aktarımı yapmış olan insanların o endüstri medeniyetinin gerçekleşmesinde çok büyük rolleri olmuştur. Şimdi bu Endülüs medeniyetini Batılılar yıkmışlardır. Yani Batılılar yıkmışlardır. Hristiyan medeniyeti değil diye yıkmışlardır. İslam medeniyeti olduğu için. Burada birbirlerine karşı hasım iki medeniyet vardır. Fakat bu iki medeniyetin hasım olarak
varlıklarını sürdürmesi mümkün olmadığından dolayı Bediüzzaman burada devreye giriyor. Yalnız Bediüzzaman'da duyuyoruz bunu. İkisini barıştırıyor. Diyor ki iman prensipleriyle endüstri medeniyetinin prensiplerini sentez yapmak lazım diyor. Yani bu sentezi yapmadığınız zaman yeni bir dünyadan bahsetmek mümkün olmaz. Bunu doğulu yapsın, batılı yapsın hiçbir zaman fark etmez. Zaten artık doğuluyu doğulu olarak kabul etmek kendisindeki unsurlar bakımından mümkün değildir. Evet. Hiçbir doğuluyu doğulu olarak kabul etmek mümkün değildir. Batılıyı da batılı olarak, batı da yıkılmıştır, doğu da yıkılmıştır. Yeni bir medeniyetin inşası söz konusudur. Bediüzzaman da bu projesiyle beraber, mektebiyle beraber, Bediüzzaman'ın kurduğu mektebin adı Medrese-i Zehra'dır. Medrese-i Zehra'yı Türkiye'deki ilim adamları henüz kavramamışlardır. Ve kavradıkları zaman batıya hasım gibi bakmazlar. Modern düşünceye muhasım olarak bakmazlar. Kavradıkları zaman kafalarının içerisinde şablonlar yıkılır, yeni şablonlar doğar. Bir yeni dil doğar. Eğer yeni bir dil doğmuyorsa, konuşan insanlarda yeni bir dil yoksa, o eski çağların adamıdır. Ey eski çağların kahraman evlatlarının torunları olan diye üstad bağırıyor. Şimdi bir de ben çok bağırıyorum diyor üstad. Yani ben çok bağırıyorum. Zira asr-ı salis-i aşrın minaresinin başında durmuşum diyor. Cümleyi söyleyebilir misiniz? Devamı mı? Zaten bize hafızalık. Mazinin en derin derelerinde olanları camiye davet ediyorum diyor. Yani mazinin en derin derelerinde olanları Yunan medeniyetine mensup insanları camiye davet ediyorum. Camiye davet ettiği Müslümanlar değildir. Ama Yunan medeniyeti ilkel çağlarda eski Yunan putperest medeniyetleri Bediüzzaman bütün putları eleştirel yaklaşımla yıkıyor. Peygamberimizin Hazreti İbrahim'in Kabe'deki putları yıkmasıyla Bediüzzaman'ın kafalardaki materyalist düşünceyi yıkması arasında hiçbir fark yoktur. Şey sormak istiyorum. Medrese-i Zehra'ya değindiniz ya. Medrese-i Zehra'ya değindiniz. Çok mühim şimdi, diye. Medrese-i Zehra'yı anlamak için Bediüzzaman'ın İslam medeniyetinin prensipleriyle endüstri medeniyetinin prensiplerini sentez yapmanın, çünkü Bediüzzaman'ın Medrese-i Zehra'sında fizik var, kimya var, astronomi var, kuantum mekaniği var. Bediüzzaman'ın medresesinde bütün çağdaş modern bilimler var. Ama onun yanında din bilimleri var. Bediüzzaman'ı başka türlü nasıl anlayacaksınız? Ya körleşmiş olarak Bediüzzaman'ı da şey sormak istiyorum. Somut olarak da inşası mümkün müdür günümüzde? Düşünsel anlamda sindirilip zaten. Yani doğrusu iyi ki sordunuz. Beni acayip şekilde dertlendirdiniz. Yani acı duydum. O ince noktanıza dokunmuş olduk. Eksikliklerden yani. Acı duydum. Demişler ki çalıştay yapalım. Nurcu profesörler. 15-20 tanesi bir araya gelmiş. Ne çalıştayı yapacaklar? Medrese-i Zehra çalıştayı yapacaklar. Sonucu bana gönderdiler. Sonuç bildirisini. Diyor ki sonuç bildirisinde hiçbirimiz Medrese-i Zehra meselesini kavrayamadığımız anlaşılıyor. Gerçekten. Buyurun bunlar profesör. Ama Yunus Çengel Nurcuların yüz akıdır.
ışık teorisi vardır Yunus Şengel'in ve dünyanın birçok üniversitelerinde kitapları okunuyor. Hiçbir Türk'ün mazhar olmadığı bir liyakattır bu Yunus Şengel'in yaptığı. O bakımdan bir defa Medrese-i Zehra'yı Doğu ve Batı ötesi düşüncesi olarak anlamak, Doğu ve Batı ötesi düşüncesini de Bediüzzaman'ın Van'dayken Tahir Paşa'nın konağında fizik, kimya, matematik, astronomi bilimleriyle meşgul olup iman meselesini anlatırken o unsurları kullanmasında biyoloji vardır şeyde. Kanı anlatırken, al yuvarları, ak yuvarları anlatırken biyoloji vardır Bediüzzaman'ın kitabında. Al yuvarları, ak yuvarları, hiçbir din bilgini Bediüzzaman gibi anlatmadı şimdiye gelinceye kadar. Hiçbir şeyh anlatmadı, hiçbir alim anlatmadı. Bediüzzaman bunu tecdit için, Bediüzzaman tecdidi yapmıştır aslında. Tecdidin izini görmek, izini bulmak, izini takip etmek lazımdır. İnşallah yani. Diyelim. Şimdi programımızın son demlerinde, son dakikalarında siz dinlemekte çok keyifli dediğim gibi ama son bir bölümümüz var. O gelsin ekranlara. Mülteci aynasında değerlerimiz geliyor. Ardından biz veda etmek için son cümlelerimizle burada olacağız. Şiir. Evet, sohbetimize devam ediyoruz bir yandan da. Son dakikalarda, son demlerinde izledik. Sizle konuşmak çok güzel, sizi dinlemek çok keyifli. O yüzden böyle zaman da su gibi aktı ama şiir vardı, değinelim istemiştik. Leyla Kadir şiiri ama ne dersiniz Metin abi? Benim kanaatim, Suat abi şiirin hatırasını Suat abiden dinleyelim ama güzel ve uzun bir şiir. Yarınki girişimiz de, bugünün devamı olsun. Sen Leyla Kadir şiiriyle gir. Evet. Peki. Benim kanaatim ama Suat abi. Tamamdır. Siz ne dersiniz? Ama okumak ister Suat abi bir dize. Şimdi onu, vakit evet. Dolmuş ya. Evet. Okumazsa şiirin hakkı kalır kendisine. Evet. Yarın bırakılmaz evet, diyorsunuz. Yok, yarın tamam inşallah. Öyleyse. O zaman biraz sizdeki yerine değinelim. Bu şiirle şimdi, alakalı. Tam Leyla Kadir'in hatırasını yaşarken şu günlerde. Şu iki dakika içerisinde şiirin bir hatırasını Suat abi alabilir miyiz? Bu şiirin, Leyla Kadir şiirinizin. 69 yılında yazmışsınız. Büsbütün yaşıyoruz bütün bir Kadir Gecesi'nin anlamını orada aslında etraflıca. Manası çok derin bir şiirdi ben de okuduğum programdan önce. Bu şiir 69 yılında bayağı demek ben kaç yaşındaymışım 69'da? 40 doğumlu olduğum zaman. 29 yaşındaymışsın Suat abi. 29 yaşındaymışsın. 29. Bir Kadir Gecesi'nin. Maşallah. Kadir Gecesi'ni yaşamış olmanın sonucu olarak doğduğunu düşünüyorum bunu bu evet. Şiiri ben. Yani o Kadir Gecesi. Bir Kadir Gecesi meyvesi. Bir ha, Kadir evet. Gecesi meyvesi. Evet. Ve okuduğum evet. Zaman hep o yalnız başıma geçirdiğim o Kadir Gecesi geliyor aklıma, önüme. Her Kadir Gecesi'ni hatırlarsınız siz değil mi o zaman? Efendim? İçerlerinizde çok derinde bir yerdeymiş ya, her Kadir Gecesi'nde hatırlarsınız o geçmiş Kadir Gecesi'nde. Leyla Kadir. Evet. Yani Leyla Kadir'in Kur'an'ın yeryüzüne inişiyle ve
bin aydan bir defa bin kaç 80 yıldan 83 yıl falan yıl oluyor. Değil mi? Yani bir ömür baksak. Evet. Daha faziletli olması pek çok açıdan önemli zaten ama bu dediğiniz şey de çok mühim değil mi? Bir ömre denk gelmesi, bir evet. Gecelik bir zaman diliminin. Tabii şimdi Suat abi sıkıştırdık. 2 dakika içerisinde evet. Dedik. Şiirde o kadar derin manalar anlatır ki hakkınızı helal edin abi. Böyle bir vakit dar olmuş oldu. Yani şiiri yani yarın inşallah Kübra kardeşim okuduğunda izleyicilerimiz de evet. O yani Kadir Gecesi nasıl hissedilir, nasıl yaşanır? Kadir Gecesi neler düşündürür onun evet bir apaçık dersini alacağız inşallah. Apaçık şiirde zaten aslında. Evet, biz şairinin sesinden dinlemek o isterdik şiir, ama imkan vermedi dakikada. Kadir Gecesi'nin arka planı o şiir. Evet. Kadir Gecesi'nin arka planı. Öyle demek mümkün olur. Evet, Allah razı olsun. İnşallah yarın paylaşacağız seyircilerimizle de. Biz bu güzel sohbet için çok teşekkür ederiz. Keşke daha evet. Sonsuz saatler, zamanlar olsaydı da sizle uzun uzun sohbet edebilseydik. Şehir Ramazan ufak bir hediyesi var böyle. Buyurun kabul edin lütfen. Buyurun. Ya Hayya Kayyum yazıyor. Bu çok güzel yazılmış bir şey. Bana mı veriyorsun? Evet, sizin. Bugünün bir hatırası inşallah. Sağ ol, teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için, bu güzel sohbet için. Şehir Ramazan bu akşamlık veda ediyor. Üsküdar Fethipaşa Korusu'ndan karşınızda olduk her zamanki gibi. Bir yandan da Ezan-ı Muhammedi kulakları çalınıyor İstanbul'da burada. Afiyet olsun diyelim herkese. Allah oruçlarımızı ve dualarımızı kabul etsin. Allah'ım bu 27. gün, 27. oruç, 27. iftar. Lütfunla bir marifet ayını daha yaşıyoruz. Açlık ve susuzluk dersi gösterdi ki, sen izin vermezsen bizim gücümüz yok. Eğer sen bize bağışlamazsan, soluduğumuz havayı yaratacak veya soluyacak güçte değiliz. Her ne varsa hayatta bizim sandığımız, aslında senin bağışın. Bu bağışların kıymetini bilmeyi ve şükrünü eda edebilmeyi nasip eyle Allah'ım. Senin ihsanını, fazlını onların çok küçük bir kısmından çok kısa bir süre uzak kalarak anlıyoruz. Bu iradeli mahrumiyet bize senin keremini ve rahmetini öğretiyor. Bu iradeli mesafeyi cennete doğru alınmış yol eyle. Birimizi bin say. Ramazan bereketiyle adımlarımızı bereketlendir. Teravihleri rahmetine ulaşmaya vesile et. Hem bize hem darda kalmış bütün müminlere yardım et. Amin.